Herkese merhaba, parfümsever.com'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle konuşacağımız konumuz artık bir not kağıdı gibi geldiğinde parfüm nasıl kullanılmalıdır, neler dikkat edilmelidir. Bununla ilgili böyle ufak bir kağıt hazırladım. Bunu kart şeklinde bastıracağım ve her ürünün yanında göndermek istiyorum. Tabi üzerine biraz daha oylama yapacağız. Bu sadece ön bir plandı. Neden derseniz bu en büyük problemimiz. Parfümü alan herkes, parfüm duyan herkes parfüm kullanmasını bilmiyor. Ne yapacağını bilmiyor. Google'a yazıyor. En basit yöntem. Daha sonrasında nerede, nasıl kullanılacağını, hangi şartlarda hangi parfüm kullanması gerektiğini önerilerden bakıyor. Bu en büyük yanlış. Çünkü o yorum yazan kişi nerede yaşıyor? Teni hangi renk? Teninin yağ değeri, teninin nem değeri, havanın nem değeri. Hani bunların hepsi rüzgarlı mı? Bunlar çok önemli şeyler. Çalışma ortamlarınız hepsi değişken. Bunların hiçbirisi uymaz kimse. Yani benim bir kardeşimle bile uymuyorsa size nasıl uyabilir? Dolayısıyla çok değişken. Biz ön planda rastgele bir şey hazırladık. Burada iki, bir insan vücudu üzerinde parfüm nasıl kullanılmalı, nereye kullanılmalıdır? Yerleri. Boyun ve ense dedik şuraya ama kulak arkası değil. Kulak arkası çok nemlidir. Orası biraz daha yağ değeri fazla olduğu için tam kulağın arkası hemen kirlenir. Çok çabuk havada geçen tozu, nemi, yürürken her şey buraya yapışabilir. Yapışır ki çok küçük partiküller dahil. Dolayısıyla bu sizin oradaki parfümünüzün daha kötü kokmasını sağlayacak. O yüzden kulağın 5 santim aşağı yukarı altına, yani boyun dediğimiz tam da omuz değil, ortaya. Şah damarı diyoruz ya, ana damarlar var burada. Onun birazcık arkası. Yani belki 1 santim en fazla. Belki de üzeri olur mu? Üzeri olmaz. Önde kalır. Yani kulak memesi altı diye not düşmüşüm. Mantıklı. İkincisi göğüs. Yani tam bu köprücük kemikleri var ya burada. Onların üstü olabilir. Arası olabilir. Köprücük kemiği. Yani buraya değil. Kalp hizası veya midenin üstüne değil. Köprücük kemikleri. Hani şu şekilde. Bazen kadınlarda görürsünüz. Çıkarar böyle birer tane. Doğru bir tercih. İkincisi dirseklerin iç kısmı. Yani damar kanalanan yer var ya, orası. Bunu böyle anlatıyorum, kanalanan yer var diye. Çünkü bazen anlamıyorlar. Şunu gördüm. Ben dedim ki parfümleri serin yer saklamak gerekir. Yeni yapılan parfümler bu üretim prosesidir aslında. Buzdolabına konuluyor da soğuk bir yere konuluyor. Abi parfüm buzlukta etiyorum. Sence mantıklı mı? Dedim çıkar direkt parfüm buzluktan. Buzluğa parfüm konmaz. Bununla dip not düşmek zorunda kalıyoruz bazı kişilerde. Abes durumlar ama hani hitap ettiğim kitle devamlı artıyor ve herkes de aynı algı olmayabiliyor. Ben anlatamıyor olabiliyorum. O anda anlamıyor olabiliyor gibi şeyler. Net, ayrıntılı bir şey yapmak istiyorum. İç kısmı. Anlatabildim mi arkadaşlar? Burası dirseğin iç kısmı ve bileğin iç kısmı. Aynı şekilde sağ sol. Üçüncü noktamız diz kapakları. Aslında kasıklar da var ama kasıklara hani çok sıkmanıza gerek yok. Diz kapakları da artık bunun abes kısmı yani. Hani belden aşağısının parfüm biraz da saçma geliyor bana. Abes kısmı. Ama diz kapakları ve diz kapaklarının arka kısmı parfümün yayılımını etkileyen bölgelerdir. Kasıklar da aynı şekilde. Zaten sağlıkçılar bilirler. Nabız alınan bölgelerde kasıklar da vardır. Dolayısıyla aynı hat üzerine, yani sağlık sistemi üzerinden bunu değerlendirirsek doğru sonuca varmış olacağız. Burada demişiz parfüm nasıl kullanılmalıdır? Yani bu sıkılan bölgeler okeyiz. Nasıl kullanılmalıdır? 1. Elbiseniz, vücudumuz temiz olacak. Bunda hemfikiriz. Hani 2-3 gün giydiğim bir elbise bir sürü havaya teneffüs ettiği için problem. Ben burada şunu tercih ediyorum. Asıyorum. Ütülendikten sonra dolabın içine biraz sıkarım. Çok fazla değişen parfüm kullanmıyorsam eğer. Orada parfüm oturur. Şu yanlış yapmayın. Dedim ya bileğinizin içine sıkın diye. Bazen şunu yapıyorlar. Değil. Niye biliyor musunuz? Parfüm sıkarsınız ve o kurur. Güneş ışığı dediğimiz bir ışık var. Güneş ışığından gelen ışın, o fotonlar parfümü parçalar. Parçalandıkça pıt 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 koku yayılacak etrafa. Siz bunu böyle yaparsanız oradaki kokuyu partikülleri parçalıyorsunuz zaten. Koku gitti. Yani sen sıktın, kokuyor. 5 dakika sonra koku kalmamış. 10 dakika sonra koku kalmamış. Dolayısıyla diyeceksin ki parfüm kalıcı değil. Değil. Seninle alakalı. Parçaladın zaten sen onu orada. Ezdin. Yani koku orada iyice partiküllerini parçaladın, ısıttın. Böyle yapınca ısı veriyorsun bir de oraya. Ekstra ısı verdin, hızlandırdın. Proses ya oradaki reaksiyon, eşik enerjisi dediğimiz bir şey var. Eşik enerjisi, reaksiyon olması gereken ısı. O ısı geldiğinde reaksiyon gerçekleşir. Sen o ısıyı hızlı bir şekilde verdin ve biter artık. Bu. 2. Leke yapmaması için parfüm esansiyel yağdan yapılır. Leke yapmaması için mümkün olduğu mertebe 20 santim. 20 santim. Kolda sıkıntı olmaz. Kolda en fazla ufak bir yağ hissiyatı yapar ama o önemli bir şey harcayacağını çok sanmıyorum. Takıntısı olanlar biraz daha 10 santime kadar artabilir ama elbisede 20 santim şarttır. Açık renkli sarımtırak bir leke yapabilir. Çok normal çünkü %80 alkol, %20 artık içine konuluyorsa esansel yağ o %20'nin içerisinde bir değeri var. Ben mümkün olduğu kadar en üst tutmaya çalışıyorum gibi. 3. Dediğimiz kokunun belirgin olması için 20 saniye alkol uçmasını bekliyoruz. Çünkü niye? %80 alkol var. 80 derece dediğimiz bir şey aslında bizim bu. %80 değil. Biraz da değişiyor orada dereceler. Ama aşağı yukarı böyle. Dolayısıyla alkolün uçması gerekiyor. Kullanılan alkol şeker pancarıdır. Normal olması gereken budur zaten. O biraz daha kolonya hissiyatında kokar. Ama izopropil gibi farklı ham madde kullananlar da var. Değerleri formüllerini değiştirenler de var ya da hazır alkol kullananlar da var. Onların çeşitli katkılar var. Onlar biraz daha genizliğe kadar izliyor. Eğer ben parfüm sıktım, full alkol kokusunu devamlı alıyorum diyorsanız o parfümden bir daha almayın. Çünkü içinde izopropil vardır. İzopropili ben temizlik alkolü olarak bildiğim için temizlikte kullandırıyorum mümkün olduğu kadar. Ve temizlik sürecinde kumaş tarzı bir şeye o alkol değdiyse o alkolün kokusu ondan haftalarca, aylarca çıkmıyor. Yıkatıyorum diye çıkmıyor. Yani illet bir şey. Tene çok ciddi zararı var. Evet, Covid'in ağzına tükürüyordu ama zararlı. 4. Parfüm karanlıkta ve serin yer bekletilir. Arabanın torpidosu kapattınız. Şu an benim arabanın içi muhtemelen 40 derece geçmiştir. Yani bu şekilde konmaz. Evde, ofisinizde mümkün olduğu kadar karanlık, serin, 20 dereceye 25 derecenin üzerine çıkmaması gereken bir yerde muhafaza ediniz. Bu şişenin sağlığı için geçerli. Çünkü yüksek ısı artışı olduğu zaman bu sefer ne oluyor? Şişesi patlayabiliyor. Şişe kapağını açarken şişe pat diye parçalanıyor. Bu niye? İçerisinde yoğunluktan dolayı basınç oluşuyor. Bundan kaynaklı. Geçen sene bilirler bazı arkadaşlar. Kargo sevkiyatlarını bir hafta durdurduk. Sebebi ise aşırı ısınmalardan dolayı kargo araçları da kapalı, mühürlü gittiği için araç sıcaklığı da 55 derece geçti ve artık kargolar kendi kendine patlamaya başladı. Çünkü alkolize bir ürün. Şişe içerisinde ve bir basınca maruz kalıyor. Isı da bir basınçtır. Bunun gibi. 5. Kalıcılık ve eğilim için kişinin vücut sıcaklığı, kişinin yağ değeri, nem değeri, havanın nem değeri, teniniz, havadaki rüzgar, çalışma ortamlarınız, elbisenizin kumaş yapısı, pamuk değeri nedir, polyester değeri nedir gibi. Bütün etkiler, burnunuzun hassasiyeti gibi bir sürü etki. Üzerinizde farklı koku var mı? Havada yaşarken orada farklı koku dalgası var mı? Çünkü bazen şey oluyor ofiste. Ben parfüm deneyeceğim ama benden önce öyle parfüm sıkılmış ki burada. Ben parfüm deneyemiyorum bile. Niye? Çünkü o kadar büyük bir yoğunluk var ki ben kokuyu alamıyorum. Hani burnum yorulmuş artık onu almaktan gün içerisinde. Fark etmemişim bile ben burnum yorulmasını ve artık kendi sıktığım kokuyu alamıyorum. Ne yapıyorum? Dinlendiriyorum. Dışarı çıkıyorum. Ofisimizin balkonu var bahçe tarzında. Oraya çıkıyorum. Kendimi biraz daha dinlendiriyorum. İşte ne bileyim kahveyle burnumu resetliyorum. Daha sonrasında yine kokluyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bu videom bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Fikirlerinizi yine yorumlara bekliyorum. Keyif seyirler diliyorum. Hoşçakalın. Bay bay.